Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra Esma-i Hüsna okumalarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bu uzun aralar içinde dualarınıza muhtacız, arada aklınıza gelirse efendim daha düzenli, daha disiplinli bir şekilde bu işi sürdürmek üzere işlerimizin kolaylaşması için Cenab-ı Hakk'a kısacık da olsa bir dua ederseniz çok minnete geçer. Hepimiz birbirimizin duasına muhtacız. Rabbimizin rahmetine her şeyden çok muhtacız. Hele bu içinde bulunduğumuz günlerde, bu yılda birbiri ardına aldığımız kötü haberler, izlediğimiz artık böyle kalbimizde kanamadık yer bırakmayan hadiseler, afetler, savaşlar, katliamlar, haksızlıklar, efendim ve en son işte şehit olan askerlerimiz, bunların hepsi için ve geride kalan bizler için, yani o şehit olanlar elbette bize Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde bildirildiği üzere bize böyle içlerinde bulundukları o büyük nimetleri haber verebilmek için onlar can atıyorlar. Onlar bize acıyorlar. Biz de olan bitene acıyoruz ama aslında burada en çok acınması gereken işte bu kötülükleri, bu efendim acıları önlemek için elinden çok da bir şey gelmeyen veyahut da elinden ne geldiğinin bile farkında olmayan geride kalan bizler muhtacız Allah'ın rahmetine. Bu iki ismi sizlere anlatırken Rahman ve Rahim isimleri arasındaki farka işaret etmiştik. Rahman, Cenab-ı Hakk'ın peşinen hak edip edilmemesine bakmaksızın bütün mahlukatına, yani işte kafire de, mümine de, fasığa da, günahkara da, münafığa da, işte her tür inanca veya davranışa, hayata, gidişata sahip olan bütün insanlara sırf insan oldukları için, sırf yaratılmış oldukları için ve kendisi de hepimizin, bütün bu mahlukatın Rabbi olduğu için yaptığı, gönderdiği rahmetiydi. Daha yokluktan varlığa çıkarmaktan başlamak üzere, yani el an işte bir havayı teneffüs edebilmemiz, sabah uyandığımızda hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmemiz, dünyanın hala dönüyor olması, işte bizim aklımızın, kalbimizin ve bütün duyularımızın çalışıyor olması, yani saymakla bitiremeyiz Allah'ın nimetlerini. Bunların hepsi peşin peşin bütün insanlara verilmiş olan, ulaşan ve halen de el anda ulaşmaya devam eden rahmetti. Bu Rahman ismiyle ifade ediliyordu. Ve o isim bize tecelli ederse nasıl kuşatıcı bir merhamet, kalbimizde nasıl bütün insanlığa yer olacağını konuşmuştuk sizlerle. Şimdi Rahim ismindeyiz. Rahim ismi ise Rabbimizin bu peşin verdiği rahmeti hayırda kullanan, doğru yolda kullanan, güzelliklerde kullanan insanlara o işleri sonunda vereceği ekstra merhametti. Efendim, şimdi onun Rahim isminin anlamını, Kur'an-ı Kerim'de işte bu ismin nasıl geçtiğini sizlerle konuştuk ve en sonda bu isim bize tecelli ederse ahlakımız nasıl olur? Bunun üzerinde duracağız. O bölümdeyiz. Bu isimle ahlaklanmış bir kul, Allah'ın merhamet edilmesini emrettiklerine merhamet eden ama merhametle adaletin dengesini de kurabilen kişidir. Şimdi Esma-i Hüsna müellifleri diyor ki, bu cümle çok önemli arkadaşlar. Esma-i Hüsna müellifleri diyor ki, eğer Allah'ın rahmeti sadece Rahman ismi şerifinden ibaret olsaydı, burada adalet olmayacağı için, herhangi bir yargılama olmayacağı için insanları hayra da teşvik etmiş olmayacaktı. Çünkü zaten Allah'ın rahmetini hak ettiklerini düşüneceklerdi. Bakın, bu düşüncedeki küçücük bir sapma hayatta o kadar büyük felaketlere yol açıyor ki arkadaşlar. Mesela bir tanesini söyleyeyim size, çok güncel bir örnek. Bu Siyonistler, hepsi Yahudilerin hepsi öyle olmadığı için Siyonistler diye ayırıyoruz. Yani işte bu katliamları yapanlar arkadaşlar, neden vicdanları sızlamıyor? Neden merhamet etmiyorlar? Neden empati yapamıyorlar? Başkalarının yerine kendilerini koyamıyorlar. Çünkü arkadaşlar, bunlar zaten cennetlik olduklarını, zaten peşinen Yahudi olarak doğmuş olmakla seçkin olduklarını, diğer bütün insanların
mallarının, mülklerinin, kanlarının, canlarının onlara helal olduğunu, yeryüzünün ve cennetin efendileri olduklarını düşünüyorlar zaten. Zaten böyle inanıyorlar. Yani o Rahman'ın rahmetini, ahiretteki rahmetini veya işlerin sonundaki rahmetini çekebilmek için merhamete uygun davranmaları gerektiğini, cenneti hak etmeleri gerektiğini, bunun için düzgün insanlar olmaları gerektiğini düşünmüyorlar. Bakın burası çok önemli bir ayrım noktası. Yani biz böyle düşünmediğimiz için sürekli bir acaba işte cenneti kazanacak mıyım ya da böyle yaptım cenneti kaybettim mi? İşte birinin kalbini kırdım yani cenneti kaybettim mi? Biz bu tedirginlikle bu bıçak sırtı durumda yaşadığımız için böyle en günahkarımız bile öyle söyleyeyim yani benim acizane kanaatim budur arkadaşlar. En günahkarımızda bile iyi kötü bir vicdan vardır. Efendim bir muhasebe vardır, bir tedirginlik vardır, bir yani cenneti kazanmak için bir gayret vardır. İşte 100 kişinin iyi öldüren kişinin hikayesini hatırlayın Buhari ve Müslim'de geçen o hadiste. Elhasıl yani bunlarla daha eşin en başında ayrılıyoruz yani. O haçlı seferlerini düzenleyenler, birbirlerini böyle kıyasıya katledenler, büyük katliamlar, büyük mesela işte ne bileyim yani Avustralya'ya gittiğinde o insanları, orada yaşayan insanları böyle neredeyse artık numunelik birkaç kişi kalana kadar yok edenler zaten onların hayvanla insan arası bir varlık olduklarını, insan bile olmadıklarını düşünüyorlar yani. Ve Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun kendilerinin cennetlik olduğunu düşünüyorlar. Cenneti kazanmak için ekstra bir çaba sarf etmeleri gerekmediğini, zaten Allah'ın onları cennetlik olarak yarattığını düşünüyorlar. Dolayısıyla anlatabildim mi bilmiyorum. Yani Rahim ismi bu bilinç yani ben evet Cenab-ı Hak bana peşin peşin bir rahmet etti, birçok nimetler verdi ama benim bu nimetleri doğru kullanmam gerekiyor, haksızlık etmemem gerekiyor, güzel işler ortaya koymam gerekiyor, bana verilen bu nimetleri Allah'ın kullarına merhametle şefkatle ulaştırmam gerekiyor. Bu bilinçte olan kişi arkadaşlar ile ya zaten ben dünyadaki rahmeti nasıl hak ettiysem ahirettekini de hak ettim yani ben zaten cennetliyim diye düşünen kişi arasındaki farkı hani 9 farkı bulunuz diyorlar ya sayısız farkı diyeyim ben size bulmaya çalışın ne kadar yolların ayrı olduğunu göreceksiniz. Gelelim bireysel meselelerimize. Şimdi cümleyi tekrar okuyorum. Bu isimle ahlaklanmış bir kul Allah'ın merhamet edilmesini emrettiklerine merhamet eden ama merhametle adaletin dengesini de kurabilen kişidir. Özellikle yöneticiler için arkadaşlar. Mesela ailede, efendim bir apartmanda, bir akraba arasında, bir iş hayatında, hatta büyük yöneticiliklerde yani toplumsal liderliklerde adaletle merhametin arasındaki dengeyi kurduğumuz zaman Rahim ismi bize tecelli etmiş. Bizim ahlakımızda ortaya çıkmış oluyor. Ne demek peki adaletle merhametin arasını kurmak? Yani çalışanla çalışmayana, gayret edenle etmeyene, efendim iyilik yapanla yapmayana aynı muameleyi yapamayana, günahkarla kendini günahtan alıkoymak için olağanüstü bir çaba sarf edeni aynı kefeye koyamazsın. Onun için sabahleyin bir söz okudum diyor ki kötülük yapana hoşgörü göstermek hoşgörü değildir zulümdür diyor. Zulmü teşvik etmektir diyor. İşte Rahim o yüzden Cenab-ı Hakk'a Rahman-ı Dünya ve Rahimul Ahireh yani dünyada dünyanın Rahmanı ahiretin Rahimi denmiştir. Bu kadar sonsuz merhameti olduğu halde Cenab-ı Hak neden cehennemi yarattı? Neden işte Kur'an-ı Kerim'de o cehennemde yaşayacakları azaplardan bahsediyor? Bu kadar rahmetli, merhametli bir yaratıcıya, bir tanrıya yakışıyor mu? Hani böyle sorular geliyor biliyorsunuz. Bu azaplar, bu işte tehditler, bu cehennemler, bu sorgu, bu dehşet, kıyametin dehşeti yani neden bizi Allah bu kadar korkutuyor? Çünkü o adaletinin gereği arkadaşlar. Gene de biz biliyoruz ki inşallah bunu Esma-i Hüsna'yı işledikçe daha iyi yerleştireceğiz düşüncelerimize. Gene de biz biliyoruz ki Allah Teala sadece adaletli olsaydı yani Rahman ve Rahim değil de sadece adil olsaydı arkadaşlar belki de hiçbir insan yeryüzünde cenneti hak edemezdi. Yani evet Cenab-ı Hak adaletiyle muamele edecek ama bu adaletin ibresini hep böyle merhametiyle aftan yana kullanacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki
İlla ben cehennemliyim diye, böyle cehennemlik olacağım diye zorlayanlar dışında herkes cennete gidecektir diyor. Çünkü Allah affetmek için bahane arayacaktır. Şimdi peki bu ahlak bize tecelli ederse biz nasıl olmalıyız? Artık orayı hesap ettiniz değil mi? Yani iyi ile kötüyü aynı kefeye koymayacağız ama kötüye bile hani merhamet edilecek bir tarafı var mı diye bakacağız. Fakat yaptığı davranışın sonucunu yaşamasını, onu görmesini, onunla yüzleşmesini, iyiliğin mükafatının ve kötülüğün de göreceği, hak edeceği muamelenin efendim merhamet çerçevesi içerisinde bizde ortaya çıkmış olması gerekiyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi bu insanlar, yani Rahim isminin tecelli ettiği bu insanlar, insanlara faydalı olmaya çalışırken meşakkat görse bile, çünkü şimdi bu merhameti gösterirken, işte bir şeyler üretirken, insanlara faydalı olmaya çalışırken, yani hani insanın kendini benzetmesi doğru değil ama mesela işte ben bu işi yapıyorum. Hiçbir karşılık, hiçbir dünyevi, uhrevi, herhangi bir karşılık, uhrevi tabii ahirette bekliyoruz da yani insanlardan bir karşılık beklemiyoruz. Efendim ama bazı meşakkatleri var, zorlukları var elbette. Mesela hepsinden önemlisi bir iç disiplin gerektiriyor. Yani yüz yüze bir çalışma olmadığı için kendimizi o sosyal hayatın bizi sürüklemesi, savrulmalarına bir dur deyip yani bir disiplinle bu işi yapmamız gerekiyor. Üstelik meşakkat de görebilirsin. Çeşitli imtihanlar da yaşıyoruz tabii. Bütün bu meşakkatlere sadece Allah'ın rızasını gözeterek tahammül eder ve bundan yakınmak yerine, yani bu iyiliği yaparken, birine merhamet gösterirken, birine yardımcı olurken, insanlara şefkatli olurken başına gelecek olan zorluklara tahammül edecek. Çünkü bir defa verici olmak demek, yani vericilik zaten kendi başına bir zorluk demek. Bunlara tahammül edecek ve tahammül ederken de yakınmak yerine, ya işte her beni buluyor, bütün ihtiyaç sahipleri de işte başı sıkışan beni arıyor gibi böyle yakınmalar yerine, bu meziyete layık gördüğü için kendisini daima Allah'a şükredecek. Yani arkadaşlar, başı sıkışan bizi arıyorsa, bir akla ihtiyacı olan bizi arıyorsa, bir sırrını paylaşmak, bir akıl sormak isteyen bizi arıyorsa, bize ulaşıyorsa, maddi manevi sıkıntılarda ilk akla gelen kişi oluyorsak, bu Allah'ın bize büyük bir lütfudur. Elbette bir zorluğu var beraberinde ama o zorluklardan yakınmak yerine, aman ya Rabbi ne kadar güzel, insanların ilk aklına gelen kişilerden biriyim diye şükretmesi lazım. Bunu anlatacak başka ifade bulamıyorum arkadaşlar. Bu çok büyük bir mertebe ve öyle ha deyince olacak bir şey değil. Yani nasıl bir izlenim oluşturmanız, dünyada arkanızda nasıl bir isim bırakmış olmanız gerekiyor ki başı derde düşen veya sıkılan sizi arayabilsin. Bazen işte telefon rehberimizde hepimizin yüzlerce isim var. Bir iş için böyle birini aramamız gerekiyor da bazen o yüzlerce isimden bir tane kişiye bile elimiz varmıyor aramaya. Bu nasıl bir insan yokluğudur yani? O kadar insanın içinde, tırnak içinde insan bulamamak nasıl bir mahrumiyettir? İşte bir de bunun aksine siz şöyle düşünün, insanların telefon rehberinde sizin isminiz var ve böyle kimi arayayım diye, kime sorayım veya kimden yardım isteyeyim, burada bana kim elimden tutar diye düşündüklerinde, hani ilk arayabildikleri diyelim ki ilk 5 kişiden biriyseniz, bu sizin için çok çok büyük bir delildir. Yani hayırlı yolda olduğunuza, hayatı doğru yaşadığınıza ve en azından kendi konumuz açısından baktığımızda Rahim isminin tecellisine mazhar olduğunuza dair büyük bir delildir. Kendinizi tebrik edebilirsiniz ve böyle bir mertebede olduğunuz için, siz arandığınız için, siz akla geldiğiniz için Allah'a şükredebilirsiniz. Rabbi tarafından hayırlı işlerde kullanıldığı için bu kişi katiyen gururlanmaz. Hayrı ulaştırmada sadece bir vesile olduğunu bilir. Şimdi bakın, aşamaları gördünüz mü arkadaşlar? Bir, yakınmaz. Yani çünkü sürekli bir meşguliyet demektir. Sürekli bir vericilik demektir bu mertebe. Bundan dolayı yakınmaz. Şikayet etmez. Tam tersine şükreder kendisi bu mertebede görüldüğü için ve gururlanmaz da. Yani hamd eder, şükreder, çok şükür ya Rabbi bu mertebede görüldüğüm için, ama kendini üstün görmez, başkalarını da hor görmez, kendisinin sadece bir vesile olduğunu bilir. Psikolojinin bize söylediğine göre merhamet, şefkat ve duygusal empati, yani
deminden beri işte saydığımız arkadaşlar başkalarının derdini anlayabilmek. Derdiyle dertlenmek ifadesini ben çok doğru bulmuyorum acizane. Tabii üzerinde biraz tartışılabilir, konuşulabilir ama yani dertlenmek doğru değil arkadaşlar. O zaman o dertli, ben dertli, kim yardım edecek bize yani? Yani böyle buna sempati diyorlar. Empati ile sempatiyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Dertli birine yardım edecek kişide bir soğukkanlılık gerekiyor değil mi arkadaşlar? Onun gibi böyle çökmemesi gerekiyor, bir güç gerekiyor yani. Dolayısıyla derdiyle dertlenmek şöyle olursa ona eyvallah. Nedir mesela işte aklından çıkmaması, devamlı bir çözüm aramak, işte ne yapılabilir diye düşünmek, derdiyle dertlenmekten bu kastediliyorsa buna eyvallah. Ama böyle onunla birlikte çökmek, onunla birlikte depresyona girmek, onunla birlikte iki elinin yanına düşmesi, yani artık hani sen onun dert yanacağı biri olmuyorsun, onunla aynı kişi oluyorsun. Bunun çok sağlıklı bir yol olduğu kanaatinde değilim arkadaşlar. Merhamet ve şefkatte yani hani verici konumda durabilmemiz için daha güçlü, daha serin kanlı olmamız gerekiyor. Acizane kanaatim bunun için de hayatın imtihanlarını olağan karşılamamız gerekiyor arkadaşlar. Biz niye böyle çöküp kalıyoruz? Çünkü bize nasıl olur bu? Yani ben şimdi ne yapacağım yani? Böyle bir şey nasıl altından kalkabilirim diye düşündüğümüz için. Oysa her şeyin insan için olduğunu, yükselten de Allah, alçaltan da Allah. Efendim bazen arkadaşlar, geçen de bir arkadaşım öyle dedi. Yani bazı böyle büyük imtihanlar var hayatında ama hani Cenab-ı Hakk'ın da çok lütfuna mazhar olmuş. Dedi ki ya o imtihanları biz yaşamasaydık kim bilir nasıl azardık yani bu nimetlerin içinde dedi. Yani Cenab-ı Hak sürekli bize eksikliğimizi hatırlattı. Sürekli kendisine muhtaç olduğumuzu bize hatırlattı o imtihanlarla dedi. İşte bu merhamet ve şefkat ve duygusal empatide mutedil olmanın bir altını çizmiş olayım arkadaşlar. İşte psikoloji bize diyor ki merhamet, şefkat ve duygusal empati ruh sağlığının yanı sıra beden sağlığına da ciddi faydalar sağlar. Yani artık oradaki süreçleri ben size anlatabilecek durumda değilim. Arkadaşlar hangi hormonlar salgılanıyor vücudumuzda, bir merhamet duyduğumuzda, şefkat duyduğumuzda kalbimize neler oluyor, beynimize neler oluyor, damarlar sistemimize neler oluyor. Bu şükran duygusunun, iyilik duygusunun, merhamet duygusunun insanın fizyonomisinde, bakın sadece ruhunda değil, sadece karakterinde, ahlakında değil, bedeninde, fizyonomisinde bile olumlu manada değişiklikler meydana getirdiğini açıklıyor. Özellikle batılı çalışmalar bunu gösteriyorlar. Hatta bu yüzden de bir terapi yöntemi olarak kullanıyorlar. Yani teşekkür etmeyi, şükran günlüğü tutun diyorlar mesela. İşte iyilik yapmak mesela, verici olmak bir terapidir. Yani insanları içinde bulundukları o kaostan veyahut da işte o çöküntü duygusundan çıkarabilmek için düşünün yani verici olma. Ya bu adam zaten sıkıntıda, bu insan zaten sıkıntıda, neyi verecek? Evet, onun dışına çıkmak istiyorsa başkalarının dertleriyle ilgilenip verici olmayı başarması gerekiyor. O zaman kendi içinde bulunduğu problemin de içine gömülmeden ona biraz dışarıdan bakabilecek hale geliyor. İşte arkadaşlar diyorlar ki bu duygular kişide sakinleştirici bir etki yapar ve kaygıyı azaltır. Bu konuda Ayşen Gürcan hocamızın bir çalışması var arkadaşlar. Kişilik oluşumunda Esma-i Hüsna'nın rehberliği diye bir makalesi var. Onu bulabiliyorsunuz internete yazdığınızda, okumanızı tavsiye ederim. Bu çalışmasında Ayşen Gürcan hoca şahsiyetin, yani insan karakterinin, ahlakının merkezine Aziz ismini yerleştiriyor ve Esma-i Hüsna'nın Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarını inceleyerek vardığı sonuca göre Aziz'in hemen yanında ilgili diğer isimlerle birlikte Rahim isminin yer aldığını ve merhamet yönü olmayan kudretin, aksi de mümkün, şimdi o aksini konuşuruz, kemal ifade etmeyeceğini söylüyor. Yani birinde düşünün, kudret var ama merhamet yok. Peki merhamet var, kudret yok. O da çok işlevsel değil arkadaşlar ama biz ikincisini tercih ederiz yine de. Fakat şey olan,
yani ikisinden birini seçmemiz gerekirse merhametli olmayı tercih ederiz kudretimiz olmasa bile. Çünkü merhametsizlik çok büyük bir mahrumiyet arkadaşlar. Gerçekten hani kalbin kapanması gibi bir şey yani mühürlenmesi gibi bir şey. Artık o insanın bütün düşünce kalıpları, ideolojisi, işte en başta konuştuğum gibi diğer insanlara bakışları, ilişkileri, her şey, ekonomisi, para kazanma biçimi, ahlakı, bütün hayatı yani A'dan Z'ye kadar bambaşka. Yani kudret var, merhamet yok. Bir hayal edin yani. Güç var ama merhamet yok. Bambaşka bir kalıba dökülüyor o insan. Merhamet var. Güç yoksa çok işlevsel olmuyor, hani çok işe yaramıyor, biraz ezilenler grubunda oluyorsunuz ama diğerinden daha iyidir diye düşünüyorum. Fakat ideal olan yani kamil olan, mütekamil olan ise bu izzet ve merhametin aynı kişide yan yana gelmesi. Yani hem güç kudret sahibi olmak, işte elimizden ne gelir diye en son yazdığım bir yazıda onu anlatmaya çalıştım son peygamber infoda arkadaşlar. Elimizden bir şeyin gelmesi lazım yani. Bir işte tığ işinden tutun da büyük bir teknolojik buluşa kadar hangi kademede ne yapabiliyorsanız bahçenizde sebze yetiştirmek yani elle bir şey üretmek. Biz ilahiyatçıların hep dille bir şeyler ürettiklerini bunun da yanında soru işareti var yani benim zihnimde. Bunun insanlığın hayrına mı yani bu kadar sadece dille bir şey üretmek sosyal bilimciler işte akademisyenler bütün koskoca bir dünya yani sadece konuşuyor ve yazıyor yani insanlığın hayrına bir ekmek bile yapıp bir insana ulaştırmıyor. Doğrusu benim zihnimde bu bir soru işaretli bir alan. Kudret demek arkadaşlar kendi kendine yeten ve başkalarına da faydalı olan bir güç sahibi ve bu merhametle birleştiğinde, Rahim ismiyle birleştiğinde işte o zaman kemal ifade ediyor. Rahman ve Rahim isimleriyle Allah'a nispet edilen nihayetsiz merhametle tabiatta görülen şerlerin nasıl bağdaştırılacağı biraz konuşmanın başında değinmiştim. Yani Cenab-ı Hak böyle sonsuz merhamet sahibi Rahman ismiyle Rahim ismiyle farklı boyutlarıyla bütün aşamalarda merhamet sahibi. Fakat tabiatta da bir takım kötülükler, şerler görüyoruz yani doğada, yaratılışta hani bize öyle geliyor. Bu nasıl bağdaştıracağız bunu? Bu tartışma yani kötülük problemi dediğimiz tartışma. Arkadaşlar itikadi açıdan insanları zorlayan bir problem olarak her dönemde insanların karşısına çıkmış. Yeni bir konu değil. Yeni zannediyoruz biz. Hayır arkadaşlar şer problemi diye klasik kaynaklarımızda da değiniliyor. Günümüzde de tartışılıyor. Son noktayı bu tartışmaya koymak ancak inanan bir insan için mümkün. Yani ama inanmayanı ilzam edecek şekilde yani bütün inanmayanları, bütün bu konuda işte kafayı buraya takıp inkara gidenlerin hepsini böyle susturacak kat'i bir delil itikadi konular için söz konusu değildir arkadaşlar. Çünkü öyle olsaydı yani inanç konuları 2 artı 2 eşittir 4 gibi böyle kesin kimsenin karşı çıkamayacağı ilzam edici dediğimiz budur yani. Kimsenin karşı çıkamayacağı şekilde ispatlanabilir olsaydı iman bir imtihan konusu olmazdı. Dolayısıyla imanı tercih edenler Allah'a ve onun gücüne, merhametine, hayır, onun yarattığı her şeyde bir hayır olduğuna iman edenler bunu o şekilde izah ediyorlar. Hayır, Allah olsaydı bu kadar kötülük olmazdı diyenler de bütün o gördüklerini, o iddialarını destekleyecek şekilde yorumluyorlar. Gazali bu konuyu şöyle açıklamış. Evrende saf kötülük diye bir şey yoktur diyor ve insan açısından şer olarak nitelendirilen şeylerin yani insana şer gibi gelen şeylerin içinde başlangıçta göremediğimiz bir hayrın gizlenmiş olduğunu belirterek açıklıyor bunu. Yani diyor ki Allah'ın yarattığı hiçbir şey şer değildir, mutlak şer değildir. Bazen böyle kötülük gibi görünür ama onun içinde bir iyilik gizlidir. O iyiliği ortaya çıkarmak insana kalmıştır. Efendim insan eğer Rabbine hüsnü zanla yaklaşırsa Rabbim benim için şer dilemez. Mutlaka bu olayda bir hayır var. Böyle yaklaşırsa mesela pek çok psikoterapi yani sufilerin uyguladığı ve günümüzde Müslümanlar tarafından uygulanan psikoterapinin de temelinde bu var. Yani bu olaydan bakalım senin için nasıl bir iyilik çıkacak? Bu olaydan biz nasıl bir iyilik çıkarabiliriz? Müslüman psikolog konuya böyle bakar. Arkadaşlar aynı zamanda yani seküler psikologlar da söylüyorlar bunu. Mesela en son Acar Baltaş'ın, Profesör Acar Baltaş'ın bir konuşmasında diyor ki konfor alanından gelişme çıkmaz.
Yani böyle her şey harika, her şey istediğiniz gibi, her şey mükemmel. Zaten tıkır tıkır işliyor. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyorsun. Arzu ettiğin her şeye tık diye ulaşıyorsun. Buradan bir gelişme çıkmaz diyor. Buradan bir insan gelişmez böyle bir hayatta diyor. Yeryüzündeki bütün icatlar, keşifler hep böyle sıkıştığı zaman, insanın bir çıkış bulması gerektiği zaman yapılmıştır arkadaşlar. İnsan kendisini sıkıştırdığı zaman verimi artmıştır. Bunun yani akademik alandan sosyal hayata kadar pek çok örnekleri var ve Allah Teala yarattığı insanı biliyor arkadaşlar. Onun doğasını, fıtratını işte en verimli şekilde, yani maksimum azami verimlilikle nasıl hayatını sürdürebileceğini biliyor. Ama burada tabii bunu murad etmek bizim niyetimize ve yönelimimize kalmış oluyor. Yani o kararı biz vermemiz gerekiyor. Hangi kararı? Ben bu olayda, bana Rabbim asla kötülük yapmaz. İşte sakat doğmuşsam, ne bileyim fakirsem, şöyle bir mahrumiyet, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyaysam, burada benim için muhakkak bir hayır var. Bu hayrı ben buradan çıkarmalıyım demek kişinin kendisine kalmış oluyor. Benim acizane kanaatim, buraya eklemek istediğim, değinmemişiz kitapta, bir husus daha var arkadaşlar. Başımıza gelen her şeyin aslında bizim için nasıl merhametli olduğunu, içinde merhamet barındırdığını ve eğer biz onu doğru anlasaydık, doğru kullansaydık nasıl sonuçta lehimize sonuçlanacağını veya sonuçlandığını ne zaman anlayacağız tam olarak biliyor musunuz arkadaşlar? Kıyamet gününde. Ahireti işin içine katmayan, ahireti de birlikte düşünerek çözüm aramayan insanlar arkadaşlar şer probleminin altında ezilmişlerdir. Mesela işte benim çok tekrar ettiğim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dünyada bir takım hastalıklar çekerek can verenler, hiç hastalanmadan bir de sağlıklı ölenler var. İşte o hastalanarak, yani sağlıklı yaşayıp böyle küt diye gidenler var. Uzun hastalıklar çekenler, kronik hastalar, işte çaresiz dertlere kapılanlar falan, bunlara kıyamet gününde öyle ödüller, öyle mertebeler, öyle dereceler verilecek ki bu sağlıklı yaşayanlar diyecekler ki keşke dünyadayken etlerimiz makaslarla doğransaydı da şimdi bu mükafatları biz de alsaydık diyecekler. Şimdi bakın ne oldu arkadaşlar? O şer sandığımız şey meğer bizim için hayırmış, değil mi? Böyle oldu. Fakat bu hadisten şu sonucu sakın çıkarmayın. O zaman hastalık mı dileyelim, sıkıntı mı dileyelim Allah'tan? Asla arkadaşlar. Biz her zaman Allah'tan rahmet ve hasene dileriz. Unutmayın namazların son oturuşunda okuduğumuz duayı. Rabbena atina duasını. Her zaman iyilik dileriz. Ama bir sıkıntıyla karşılaştığımızda da aslında orada da bizim için bir iyilik olduğunu, ama o sıkıntıyı, O köprüyü geçmemiz gerektiğini, yani bir köprü çıkıyor karşımıza yolda, o köprüyü sallanan bir köprü olabilir, işte bazı tahtaları eksik olabilir, biraz riskli ve tehlikeli bir köprü olabilir, ortam çok karanlık olabilir, önümüzü göremiyor olabiliriz, yani kişiden kişiye değişir, imtihandan imtihana değişir o köprünün durumu. İyilik bizi köprüyü geçince beklemektedir belki. Mesela böylece ne olacak? Sabrımız artacak, hilim sıfatımız artacak, olgunluğumuz artacak ve bir bakacağız ki biz köprünün öbür tarafına geçtiğimizde bambaşka, yepyeni bir insana dönüşmüşüz. Hele ahirete vardığımızda, orada o dereceleri de gördüğümüzde, o mükafatları da gördüğümüzde, işte her şey taşlar, o zaman yerine oturacak. Müminin Allah katındaki kıymeti de arkadaşlar daha ahireti görmeden ona inanmasından kaynaklanıyor. Allah'ın Erhamur Rahimin, yani bütün merhametlilerin en merhametlisi olduğundan şüphe edilmemesi gerektiğini söylüyor Gazali. Fakat ilahi tasarrufun bütün sırlarına vakıf olmanın da mümkün olmadığını vurguluyor. Yani diyor ki sen kimsin ki, adeta yani sen kimsin ki Allah'ın bütün işlerini, bütün tasarruflarını, bütün tercihlerini, bütün derinliğiyle, oradaki bütün hikmetiyle birlikte kavrayabileceksin yani. Bu hani nasıl diyeyim, 5 kiloya kadar tartmak için kullanılan bir mutfak terazisinde işte gemiye yükleyeceğiniz büyük konteynerları tartmak gibi bir şey olur arkadaşlar. O, bu terazu bisikleti çekmez, Ziya Paşa'nın ifadesiyle. Dolayısıyla
bunun mümkün olmadığını, yani senin bütün olan bitendeki bütün o en derin hikmetleri ve ancak ahirette ortaya çıkabilecek olan sırları kavraman mümkün olmayacak. Ama şu mümin şunu bilir: Rabbim benim için asla kötülük dilemez, çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Rahman olduğu gibi Rahim'dir de, ben onun yolunda olduğum sürece bana her zaman merhametle muamele edecektir. O halde karşıma böyle bir olay geldi. Şimdi burada benim için gizli olan merhamet nedir? Ben bunu bulmaya çalışayım. Buradaki lütuf nedir? Hikmet nedir? Bunu bulmaya çalışayım der. Hepsini bulamayacağını da bilir arkadaşlar. Böylece kısaca da olsa Rahim ismi bize tecelli ettiğinde nasıl bir ahlakımız olur? Böyle mesela buradan ne çıktı? Ben kendimde çağrışan veya işte kendimde meydana gelen duyguyu söyleyeyim. Büyük bir sükunet olur arkadaşlar. Panik olmaz böyle bir müminde. Sükunet hali olur, hilm hali olur, rıza mertebesi olur. Böyle yaşadıkları karşısında dehşete kapılmaz, böyle fevri hareketler yapmaz. Efendim Rabbinden ümidini kesmez, Rabbinden uzaklaşmaz. Değil mi? Bazen öyle kişiler öyle şeyler söylüyorlar ki, yani işte çok büyük bir üzüntü, namazı bile kılamaz hale geliyor mesela. Çok büyük bir ruhi bunalım, namazı bile kılamaz hale geliyor. Bunların hepsinin temelinde Rabbimizin merhametine karşı hüsnü zan beslememiz var arkadaşlar. Peki, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi Melik ismine gelmiş olduk. İnşallah dualarınız bereketiyle bu kadar uzun aralar vermeden ona da başlama fırsatımız olur. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde merhametine layık olanlar hürmetine bütün olmasa da yani işte zalimlerin zulmüne fırsat vermemesini ve bizim de bunun karşısında layık veç ile durabilmemiz için yolumuzu açmasını diliyorum Allah Teala'dan arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.